Suudi Arabistan Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı. Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bir ay önce 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti. Seyahat yasağı getirilen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu. Riyad yönetimi vatandaşlarına uyguladığı yasakların bir kısmını kaldırdı. Alınan karar doğrultusunda Suudi vatandaşları artık Türkiye dahil Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a seyahat edebilecek. Suudi Arabistan bu ayın başında da kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğunu kaldırmıştı. Sayın seyirciler, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz TV100'e konuştu. Poyraz, İYİ Parti'nin oy oranı %21.7 açıklamasında bulundu. Gerçek tektir. Ve İYİ Parti aslında o tek olan gerçeğin olduğu yerde, merkezde kendini temsil etmeye çalışıyor. Kendini ifade etmeye çalışıyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, TV100'de Gürkan Acar'ın sunumuyla yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk oldu. Poyraz, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı. İYİ Parti olarak özel bir anket yaptırmıyoruz. Ancak kamuoyuna yansıyan, aynı zamanda da güvenilirliği de Türkiye çapında tescilli birçok anket firmasında İYİ Parti 21.7 civarında ortalamalarla gösteriliyor. İYİ Parti nereden oy alıyor sorusuna bu yanıtı verdi. İYİ Parti'nin çizgisi her türlü ayrıştırmadan imtina etmek üzerine kurulu. O yüzden bizim doğrudan bir hedef seçmen kitlemiz yok. 84 milyona hizmet etmek, 84 milyonun vereceği yönetme yetkisine talip olduğumuz için bu ülkenin her rengini, her unsurunu, bu ülkedeki her vatandaşı temsil etmeye niyetliyiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şantiyesini ziyaret etti. Kara İsmailoğlu köprünün açılış tarihini müjdeledi. 2023'te açılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Kara, hava, deniz ve demir yollarını birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak görmekteyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adana'daydı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şantiyesini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kara İsmailoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 2023'te açılacağını söyledi. Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden özen vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Projemizi 2023 yılının İlk yarısında hep birlikte hizmeti açacağız.